8 A sınıfı öğrencisi, Karya Uyanık'ın babasıyım. Neden 9 Eylül Koleji derseniz, neden seçtiğimizi sorarsanız, kızım ilkokulu normalde 4 yılını devlet okulunda okudu. Ondan sonra başka bir özel okulda okuyordu. 9 Eylül Koleji açılınca ziyaret amaçlı okula geldik ve okula aşık olduk. Hem kızım, hem eşim, hem ben. 40 bin metrekare içerisinde sanki Amerika'da, İngiltere'deki üniversitelerin kampüsü gibi bir kampüsle karşılaştık. Muhteşem bir cam kütüphane, tuğlalarla yapılmış bir bina, ana bina. Survivor alanından, futbol sahalarından, basketbol sahalarından, amfiteyatrodan, yüzme havuzundan, kapalı spor salonundan ve muhteşem kafesinden, yani marka kafelerden bile çok daha güzel bir kafesi, kantini olan bir okula geldik. İlk merak ettiğimiz hijyenin nasıl olduğuydu. Okulun hijyen alanlarını gördük. Muhteşem temiz bir okuldu. Kızım başka bir okulda okumayacağım dedi. Ben bu okulu istiyorum. Burada okumak istiyorum. İyi ki de öyle bir şey karar verdi. İkinci lisan Fransızca başladı. Daha önce de okuduğu okulda ikinci bir lisan vardı ama topu topu bir saat ders görmüştü. Burada resmen ikinci lisanı derdini anlatacak kadar daha ilk senede Fransızcayı öğrendi. Hatta bana kalsa ben bu okulun hani bir Frankofon okulu gibi çalışmasından yanayım. Onun dışında yemekler muhteşem. Asla soğuk yemek yok. Kaliteli yemekler, besleyici değeri yüksek yemekler. Öğretmenler böyle diğer özel okullardaki gibi her sene değişen, bütün öğretmenlerin değiştiği bir sistem yok maalesef. Sadece özel şartları olan, doğum yapan gibi öğretmenler ayrıldı. Ama genelde ana konulardaki öğretmenlerin hiçbiri değişmedi. Bu çok önemli bir şey. Demek ki bu okul idaresinin, okul yönetiminin, okulun kurucularının öğretmenlere ve dolayısıyla öğrencilere verdiği değeri de gösteriyor. Kızım benim sporcu. Hem yüzücü hem voleybolcu. Her ikisinde bu okulda yapma şansımız oldu. Yani içinde yüzme havuzu olan bir okul, bir kolej, hem de yarı olimpik bir yüzme havuzu olan bir kolej İzmir'de çok az maalesef. Ben neden 9 Eylül Koleji diye anlatmaya çalıştım size. Bu salgın süresince ilk duyduğumuzda da hepimiz şok olduk. Çocuklar da öyle. Gerçi onlar çok farkında değildi başlarına neler gelebileceğinin ama birçok endişemiz oldu anne baba olarak çocuklara karşı. Okulum durumu, eğitimleri ne olacak? Bu sene bildiğiniz gibi LGS sınavı var. Buna nasıl hazırlanılacak? Veya olacak mı? Okul bu konuda anne babaya bir şey yapma ihtiyacı hissettirmedi. İnanılmazdı. Yani açıkçası hiç bu kadarını beklemedim. Okulun yönergeleriyle çok güzel bir süreç geçirdik. Okul idaresi her sabah cicili bicili, şirin günaydın mesajlarıyla kaldırdı çocuğu. Hem EBA üzerinden takip ettiğimiz dersler, sonra da kendi online yayınlarında öğretmenleriyle yaptıkları dersler. Biz hani naçizane 3-5 kitap almıştık çocuğa boş zamanlarında test çözsün falan diye ama hiç onları açmaya fırsat bile olmadı. Öğretmenleri hem konuların anlatımı ve tekrarı hem de soru çözdürme konusunda çok başarılılardı. Benim belki o kadar yaptıramayacağım ödevleri yaptırdılar. Çocuk çok ciddi hazırlandı. Beden eğitimi zümresi bile bir takım videoda hareketler gönderdi. Çocuklar evde hareketsiz kalmasınlar, çok kilo almasınlar diye. İlk ne yapacağız biz deyip de her şeyi durdurduğumuz ilk dönemde dünya genelindeki belli başlı müzelerin sanal turlarını izledik beraber. Çok keyifliydi, onlardan haber aldık böyle bir şey olabileceğini. Aşağı yukarı önümüzü görmeye başladığımız zaman kaygı seviyesi bayağı yükselmişti. Ama bu okulda rehberlik sistemi inanılmaz iyi çalışıyor. Anne baba olarak benim de istediğim an danışabileceğim insanlar var ama çocuğa yönelik bir rehberlik sistemi var harikulade. Veli toplantıları düzenlediler online. Bizler sıkıntılarımızı, onların neler yapmak istediklerini, bu süreyi nasıl daha rahat çocuğa geçirtebileceğimizi onlardan dinledik, öğrendik.
En başta idarenin ulaşılabilir olması çok önemli bir veri açısından. Gecenin bir vakti haberlerde bir şey duyup da endişeye kapıldığımız zaman saat kaç olursa olsun ilerleyen saatlerde de bir mesajla ya da bir aramayla direkt sizi rahatlatabiliyorlar ya da sorunuza çözüm bulabiliyorlar. Ardından soru bankası kitapları eve yağmaya başladı. Sonra da online denemeler başladı. Günde bir kere, bazen iki kere, bazen üç kere. Bütün bu zorluğu ki torunlarımıza anlatabileceğimiz kadar önemli bir olay yaşadık. Bütün bu zorluğu çok akıllıca bir yönetimle, çok düşünülmüş, zeki insanlar tarafından uygulanan bir yönetimle çok rahatlıkla atlattık. 6. sınıfta Çağan Bilgin'in annesiyim. Neden 9 Eylül Koleji'ni seçtim? Çünkü 9 Eylül Koleji'nin yaparak, yaşayarak öğrenme vizyonu benim için çok önemliydi. Koskoca bir bahçeniz var dediler. Gerçekten öyle. Çok büyük bir bahçe, çocuklar içinde koşabiliyorlar, top oynuyorlar, bütün enerjilerini atıyorlar. Hani bir okul benim için bir binadan ibaret değil. Bu çok önemli. Ve o düşüncelerimin hepsini karşıladı 2 yıldır burada oğlum. Çağan çok mutlu okulda. Gelelim bu süreç, gerçekten zor bir süreçti. Hepimiz için zor bir süreç bu süreç. Uzaktan eğitim gerçekten çok zor. Ben bir eğitimciyim. Uzaktan eğitimin ne kadar zor olduğunu, çocukların motivasyonunu sağlamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum, yakinen biliyorum. Bu süreci öyle güzel yönetti ki 9 Eylül Koleji. Gerçekten çocukların motivasyonunu sağlamak açısından çok başarılıydılar. Çocuklar o saatte her gün hangi derslerin olduğunu bilerek saat 1'de, 1.30'da işte ders saatinde başlayıp hangi derslerin olacağını bilip o süreç içinde derslerine girdiler. Bunlar düzenini kaybetmemesi açısından, okula gitmemesine rağmen bir çocuğun düzenini kaybetmemesi çok önemliydi. Bütün öğretmenleri dinleme fırsatım oldu. Hani bu çok kolay karşılaşacağımız bir durum değil. Çağın bütün öğretmenleriyle dinledim. İster istemez dinliyorsunuz çünkü evin içinde bir bilgisayar açık ve ders dinliyor oldunuz orada. Bunu gözlemlemek benim için çok güzeldi. Bütün öğretmenleri gerçekten Çağın alanlarında çok yetkin, çok başarılı. Konularına hakim, çocuklara hakim ve en önemlisi, benim için en önemlisi, o kadar sevgiyle yaklaşıyorlar ki çocuklara. Çok özlediklerini dile getiriyorlar, onları ne kadar sevdiklerini dile getiriyorlar. Bunlara şahit olmak benim için ayrıca bir mutluluk kaynağıydı. 9 Eylül Koleji bu süreci gerçekten iyi yönetti. Kolay bir iş değildi. Çok başarılılardı. Takdir ediyorum onları. Bu kolay yürütülecek bir süreç değil. Ama alanlarında hepsi çok iyiydi ve çok iyi yürüttüler. Teşekkür ediyorum onlara.